Konsantre. Evet, sizin de söylediğiniz gibi en önemlisinden bir tane değil, önemlisi. Yani şu bulunmuş olduğumuz konumda galip geldiğimiz takdirde ilk iki hesabı yapacak duruma geliyoruz. Hatta mağlup olmazsak bile ne, halen daha o ümidi taşıyoruz ama galip geldiğimiz zaman tamamen o yarışın içerisinde olacağız. Biraz önce oyuncularımızla da bunu net bir şekilde tekrarladık. Çünkü hafta başından itibaren bu maça önemini ve alınacak 3 puanın ne kadar değerli olduğunu söyledik. Bu alınacak 3 puan sadece 3 puan olarak görmemek lazım. Biz yani o takımlardan bir maç eksiğimiz var. O maçı da kazası belası geçirdiğimiz zaman 6 puanlık bir farkı kapatmış olacağız. Yani çok önemli bir karşılaşma. Doğru bir şekilde oynamamız lazım. Yani rakibimiz de sonuçta sezon başından beri ilk iki içerisinde olan bir rakip ve iyi oynayan bir rakip. Kolektif anlamda özellikle. Yani artı olan bölgeleri var. Onları analizini çıkarttık. Oyuncularımızla zaten paylaştık. Yarından itibaren yani bugün yarın cumartesi gün onunla ilgili gereken çalışmalarımız ve önlemlerimizi alacağız. Biz nasıl maç kazanabiliriz, onların çalışmasını yapacağız. Ümit ediyorum inşallah güzel bir sonuçla Samsun'a döneriz. Samsun camiamızı mutlu bir şekilde güzel bir pazar geçirmesini sağlarız inşallah. Şimdi şöyle, yani farklı bir oyun, yani tabii skor olduğu zaman farklı bir oyun gözüküyor. Yani bu öyle, yani Samsun şey, biz Bursa maçında bundan daha değişik oynamadık. Hatta şunu da söyleyeyim, orada da en az bu karşılaşma kadar pozisyona girdik ama orada atamadık, burada attık. Yani futbolda da o karşılaşmadan sonra da söyledim, yani istediğiniz kadar iyi oynayın, istediğiniz kadar pozisyonlara girin. Maç kazanmadığınız zaman ona göre değerlendiriliyor. Maç kazandığınız zaman kötü oynasanız bile ne? O skor iyi oynadığı gibi gözüküyor. Ya yani biraz önce söylediğim gibi yani oyun anlamında Bursa karşılaşması da kötü değildi bana göre. Ama skor anlamında evet. Denizlispor'a karşı bunu net bir şekilde değerlendirdik girdiğimiz pozisyonları. Oyun anlayışı elimizdeki olan malzemeye göre, elimizdeki olan oyuncu grubuna göre kimleri tam olarak değerlendirebiliriz, bunu bakmak zorundayız. Bugüne kadar hep bunu yaptık. Hiçbir zaman işte o bölge eksik veya bu bölge eksik mazeret aramadık. Çünkü bunlar bize bir şey kazandırmayacak. Bize sadece kazandıracak olan elimizdeki olan oyuncu grubuna güvenmek ve onları maksimal bir şekilde verim alabilmek. Bu önemli. Hafta sonu işte Vukan büyük bir ihtimal aramızda olmayacak. O Gençler Birliği karşılaşmasında almış olduğu darbeden dolayı kaburgasında bir ağrısı oluştu yani. Onun haricinde Cihan sakatlıktan geri döndü. Birkaç tane arkadaşımız şu anda soru işareti. Yarından sonra onlar netlik kazanır olup olmayacağı. Maçtan sonra da söylemiştim. Bundan sonra artık yani oyuncularla paylaştığımız kafileyi sizlerle de paylaşacağız sitemiz kanalıyla ve olmayan oyuncuların da nedenini, eğer sakatsa sakatlıktan dolayı, cezalıysa cezalıdan dolayı, en azından sizler de mevcut olan oyuncu kadrosuna göre değerlendirmelerinizi ve yorumlarınızı yapmış olursunuz. Ya o bizim bir eksiğimizdi bugüne kadar belki. Bunu da Gökhan'la gidereceğiz inşallah. Şimdi yani şunu göz ardı etmeyelim. Yani iç saha dış saha sadece bize nazaran bir şey değil. Özellikle dış sahada puan almak kolay değil. Yani bunu her geçen hafta liglerde çok net bir şekilde gözüküyor. Özellikle de bizim ligimizde. Yani Süper Lig'de zaman zaman bu olmuyor ama TFF 1. Lig'de bu çok net bir şekilde gözüküyor. Çünkü bunun birkaç tane nedeni var. İşte iç sahadaki takımların motivasyonu, taraftarı önünde olması. İkincisi uzun yolculuklar oluyor bazen. Rakam değişikliği oluyor. Yani bir sürü etkenler var. Yani bunlar hepsi etken ama hiçbir zaman bir mazeret değil. Yani galip gelmemek için. Ama her puanın çok değerli olduğunu bilerekten oynamamız gerekiyor. Tabii ki galibiyet için oynayacağız ama her şeyden önce de mağlup olmadan dönmek istiyoruz orada. Galip gelirsek biraz önce söylediğim gibi değişik hesaplar yapabiliriz. Mağlup olmadığımız zaman daha bir değişik hesaplar yapabiliriz. Yani belki ligin yani bugüne kadar oynamış olduğumuz en önemli karşılaşma ve bundan sonraki yol haritamızı da bir şekilde belirlemiş olacak. Bravo, bravo, bravo.
Bravo! Bu işte Nurullah! Süper! Şut! Şut! Hayatta yakalayamaz. Bravo Nurullah! Bravo, aferin oğlum.